Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra bir video ile karşınızdayım. The Flash dizisi hakkında olacak video. Bu sezonla ilgili, yani daha doğrusu 9. sezon diyelim, ismini de belirtelim. 9. sezonla ilgili hiç video çekmedim. İlk iki bölümü izlemiştim. Yani böyle eş zamanlı olarak izlemiştim. Sonrasında bıraktım izlemeyi. Ya dedim biraz biriksin. Açıkçası izlemek de gelmedi içime. İlk iki bölümü hiç beğenmedim. Yani en azından şöyle bir şey var. Final sezonuna yakışır bir şekilde gitmediğini düşündüm. Sonra dedim hadi topluca izlerim. Hani olmadı puanlarına bakarım, yorumlarına göre izlerim. Ama her baktığımda puanlar daha da düştü. Böyle internetten falan işte IMDb'den bakıyorum. 4-5 puan, 3 puan falan gördüm yani yanlış hatırlamıyorsam. Sonra işte 9. bölümde Arrow'un geleceğini biliyordum. Yani işte Oliver Queen'in ya da neyse ya da Spectre'a. Artık yeni ismimiz. Onun döneceğini biliyordum. O 9. bölümü izledim. Yani ilk iki bölümü izledim. Hatta geçen 3. bölüme de biraz başlayayım dedim. Yok akmıyor. 9. bölümde Barry'nin anladığım kadarıyla daha önceki bölümleri izlemediğim için tabii benim şu an bir eksikliğim var. Kabul ediyorum ama ya bu video biraz da hani bunu devam ettiriyoruz ve final sezonunda bir final videomuz olsun, bir final videolarımız olsun istediğim için çekiyorum. Barry sanırım yaşı gençleşmiş. Bir şeyler olmuş anladığım kadarıyla. Bir doğum günü kutlaması yapılıyor. Sonrasında da işte Bloodwork. Neyse artık unuttum. O çıkıyor. Yani Ramsay Russo geliyor bir yerlerde. Ki eğer bir önceki bölümlerde eğer o zaten bunun geliş hazırlığı yapıldıysa onu bilmiyorum ama olabilir. Yani çok da anormal bir durum yok. Gelmesi zaten beklenen bir karakterdi. Üstüne üstlük zaten hani sızan fotoğraflardan biliyorduk. Ama asıl önemli olan Oliver'in dahil olması ve artık ekibimizin de yani biz Prime dünyadaydık ama diğer dünyalarında varlığını artık kabulleniyoruz. Yani biz zaten görmüştük Chris bölümlerinde, bundan 3 sene önceki bölümlerde zaten bölüm sonunda başka dünyaların, evrenlerin yaratıldığını görmüştük. Ki zaten böyle olmasa DC'de bir tek ana evren bu kalır halde diğer evrenler var olmamış gibi olur. Mesela Stargirl falan bile bağlı. Hatta sanırım Titans'ın son bölümlerinden birinde, bilmiyorum sadece yine o bölümü izledim. Beast Boy diğer paralel evrenlere ya da paralel evren de denmez de ne denir diğer dünyalara gidiyor yani diğer dünyaları gördüğü bir kozmik bir alana giriyor nasıl yapıyor onu bilmiyorum Titans izleyenler biliyordur açıkçası onu da bıraktım izlemeyi 3. sezonun bir yarısını izleyip sanırım bırakmıştım sonra da Netflix'e geldi ama izlemedim bilmiyorum izler miyim de. O kısmı izledim. Böyle ilginç. İşte bizim Flash'ımız da var. Stargirl'le Beast Boy falan karşılaşıyor. Ve bu dünyaların koruyucusu veya gözleyicisi olarak da Spectra var. İşte Oliver Queen de bunu görüyor ve Bloodwork gelip işte Ramsey gelip şeyi öldürüyor. Flash'ı öldürüyor bölümde. Diğerlerini de ele geçiriyor falan. İşte amacı işte Flash'ın hızından, Wally'nin hızından ya da işte yeteneklerinden yararlanıp diğer evrenlere ya da diğer dünyalara ulaşıp onları kendi kanıyla işte ölümsüz yapmak falan filan. Sonrasında Oliver geliyor işte. Oliver olarak geliyor. Spectre olarak gelmiyor. Ama işte gücü azalmış falan. Böyle uydurmasyon bir şey koymuşlar. Yani çünkü sonuçta Spectre çok güçlü. Şöyle parmağını ışıklarsa hepsini ezmesi gerekiyor normal şartlarda. Ama öyle yapmıyor. Dövüşerek izliyor. İşte ona has cümlelerini söylüyor. Fena olmayan bir 9. bölüm olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından hani güzel bir buluşma tadındaydı. İşte hem Wally'nin olması hem Oliver'in olması bu açıdan güzeldi. Hatta Jesse Quick'in başka evrenlerde varlığını sürdürdüğüne dair. Sonuçta biz mesela Jesse'nin yok olduğunu biliyorduk ama Jesse de bir sonraki bölümlerde Wally ile beraber gelebilir mi? Bir ihtimal. Öyle bir durum da var. Yani bütün flashları topladıkları, gelmiş geçmiş şimdiye kadar gördüğümüz bütün flashları topladıkları ya da işte Speedster diyelim, flash demeyeyim pardon. Speedster'ları topladıkları bir bölümle final yapabilirler. Bir de sanırım böyle Mayıs'ın 23-24'ü gibi falan bitiyor sezon, yani sezon bitecek. 16 Haziran'da da The Flash filmi geliyor. İçimden bir ses Flash filmiyle dizisi arasında böyle çok ufak bir bağ olacağı yönünde. Ama bunu nasıl yaparlar bilmiyorum. Yani
bir atış yani böyle küçük bir bakış olarak mı verirler yoksa başka bir şey mi verirler bilemiyorum ama sonuçta aynı yani bu iki karakter iki Flash'ın bir arada olduğu bir sahnemiz var kriz bölümlerinde ve bunu filmde tekrarlamasalar bile bir yolunu bir şekilde bir gösterge verebilirler. Yani doğru eski kesitlerle yapabilirler. Başka bir şey olabilir. Yani mesela filmdeki Flash çıkıp Flashpoint'e vardığında bizim Grant Gustin'in Flash'ını dizideki Flash'ı görebilir vesaire gibi şeyler. Ve onun eski görüntüleriyle görebilir bunu ama çünkü yönetmen şey açıklaması yapmış. Yani Grant Gustin'in oynama ihtimali vardı. Ama nasıl ekleyeceğimizi bulamadık tarzı bir şey söylemiş. O biraz palavra. Yani nasıl ekleyeceğini bulamamak diye bir şey yok. Beni bile istersen eklersin yani. Beni bile Superman olarak eklersin istersen. Yani bunu yapacak yeteneğiniz var sonuçta. Neyse bu başka bir konu tabii. 10. bölümde de yeni bir dünya diye başladı. Yani New World Reunion, buluşma gibi bir şeyle başlıyor. Bölümde zaten Eddie'nin olduğunu görüyoruz daha ilk anda. Yani onun ensesinden falan belli ama hangi zamanda olduğumuz çok böyle muğlak anlaşılmıyor. Yani günümüzdeyiz de başka bir evrendeki bir Eddie'yi mi görüyoruz? Eddie olduğunu da bilmiyoruz. Yani Eddie Town diyor. Adını da görmüyoruz. Yani öyle bir şey var. Bölümün sonunda bir şey oluyor. Yani bir bölümün başında görüyoruz 2 dakika. Bir de bölümün sonunda birkaç dakika görüyoruz. Ve normalde Barry'nin olması gereken, Barry'nin Flash'a dönüşmesini sağlayan yıldırımlar Eddie'yi vuruyor. Bu Eddie'nin kendi zamanında mı oluyor yoksa başka birisi mi? Belki bu bir atası da olabilir ya da işte torunu da olabilir daha doğrusu atası demiyorum. Çünkü daha böyle modernize bir halde görüyoruz onun. Bir de profesör diyor sesleniyorlar ona. İşte neyse yani bu çok önemli bir şey değil belki ama bence başka bir dünyadan gelme potansiyeli daha yüksek. Fragman yayınlandıysa da izlemedim sanırım. Ya da yok gördüm fragmanı ama hiçbir şey anlamadım. Şu an hatırlamıyorum bile. Bu bölümde hani şey oluyor. Barry bir anda 2000 yılına ışınlanıyor. Ben önce Savitar falan mı diye böyle çünkü şeyin doğumundan, Şafağın doğumundan beri falan filan diye böyle bir şeyle geldi. Yani kim olabilir? Yani bunu normalde antimonitör falan yapıyor desek öyle bir şey de olamayacağını düşünüyorum. Barry ile yüzleşmek isteyen. Böyle küçük bir şey var. Bilemedim yani nereden çıktığını. Ben bilmiyorum. Yani eğer çizgi romanlarda olan bir şeyse bilmiyorum. Yalan olmasın siz bilirsiniz. Ya da bilmiyorum daha önceki bölümlerde bunun hazırlığı yapıldıysa yine bilmiyorum. Ama genel olarak güzel bir bölümdü. Hatta Barry'nin kendisini engellediği bir sahne vardı. Artık o noktaya da varmış olduk. Normalde geçmişte yani dizide bir noktada geçmişe gidip ailesini kurtaracağı bir an vardı. Ama diğer bir Flash gelip onu durduruyordu. Yapma diyordu kapı önünde. O sahneyi de bize yaptılar. Gerçi kıyafet farklı olmuş oldu sanırım ama olsun. Önemli değil. Bu güzel oldu. Yine Ebert Town'u da sokmuş oldu. Reverse Flash'ı da M de klasik yani orijinal Reverse Flash'ı da sokmuş oldular. Ve onun hiçbir şeyden haberi yok bir şekilde görüyoruz onu da. Bence o açıdan da güzeldi. İşte Joe West'i görmüş olduk. Sanırım birkaç bölümdür Joe West yoktu anladığım kadarıyla. Yani mesela 9. bölümde Joe yoktu. Yani zaten dizi bittiği için hafiften diziden ayrılıyor. Mesela Cisco eğer daha önceki bölümlerde göründüyse ve şimdi hala görünmüyor. Mesela bu da üzücü bir şey. Eğer bir bölümde olsa Cisco'yu görmek isterim. İşte bakalım diğer oyuncumuz da gelecek. Tom Cavanagh da gelecek sanırım. İlerleyen bölümde Reverse Flash olarak onu da görebiliriz. Harrison'ın Wells'ler bitti tabii. Öyle bir şey de var. Yani kısacası böyle güzel bir bölümdü bence bu. Yani en azından şöyle olacak. Sanırım kaldığı 3 bölüm. Bu 3 bölümde Flash'ın hikayesini bağlayacaklar. İşte bütün o flashların şimdiye kadar belki ufak ufak ucunu açtıkları bir türlü bağlamadıkları konuları da bağlayacaklar. Sırf şu 4 bölüm 5 bölümü yapmak için işte Oliver'in bölümünü de sayalım buna. Çünkü orada da diğer evrenleri gösteriyorlar bize ki ben bunun filme bağlanacağına yani öyle %90 gibi eminim ama nasıl yapacaklar bilmiyorum. Bir noktada yapacaklar diye düşünüyorum. Hatta belki James Gunn da bu işin içine girip yeni bir DC evreni yaratıldığı için buradan yola çıkabilirler diye düşünüyorum. Yani film evrenini diziden yola çıkarak yaratabilirler diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar denk gelmez. 24'ünde mi ne? Flash dizisi bitiyor. 16 Haziran'da The Flash filmi yapılıyor. Bir de Flashpoint'li bir şey yapılıyor ki bu filmde farkındaysanız 2 tane Flash var. Barry Allen var. Yani Barry Allen acaba geçmişe değil de paralel yani daha doğrusu başka bir evrene, başka bir dünyaya mı acaba yolculuk ediyor? Sorusu da bende uyanıyor. Çünkü çok mantıksız öbür türlüsü. Yani geçmişe gidip mesela
evreni bozmuyor bence. Bambaşka bir evrene gidiyor. Hatta işte Michael Keaton'ın evrenine gidiyor diye tahmin ediyorum. Oradaki Barry'i görüyor. Orada Superman yok ama Supergirl var mesela. Onu görüyoruz. Supergirl'de büyük ihtimalle hapsedilmiş. Onu kurtarıyorlar işte Superman'in yerine. O şekilde ortaya çıkıyor tahminim o yönde. Çünkü normal Flashpoint'te öyle oluyordu. Superman'i bir şekilde kurtarıyorlardı tesislerden. Yani kriptonit altından kurtarıyorlardı. Burada da Supergirl'ü öyle yapacaklardır diye düşünüyorum. Bence Barry geçmişe gitmiyor. Daha doğrusu geçmişteki başka bir evrene gidiyor diye tahmin etmekteyim. Bu tamamen benim çıkarım ama hiç geçmişe de gitmiyor olabilir. Bilmiyorum ya da geçmişe gidiyor döndüğünde Batman yok. Flash kendinden iki tane var falan böyle bir şey bir ihtimal o da olabilir tabii ama göreceğiz. Yani bunlar benim çıkarım ama çok önemli değil. Flash dizisinden bahsederken bir anda filme geçtim ama dediğim gibi bir bağ kurabilirler yani. Flash dizisiyle film arasında ve bunun bence altyapısını 9. bölümde özellikle yaptılar diye düşünüyorum. Eddie'nin de Cobalt Blue olarak geleceğini biliyoruz sanırım. Böyle biliniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu göreceğiz ilerleyen bölümlerde diye. Artık bu bir Flash'le karşılaşma mı yoksa dostane bir şekilde mi olur bilmiyorum. 3 bölümde nasıl bir hikaye yazacaklar gerçekten bilmiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Yani uzun bir video oldu. Boş boş da konuştuğumu farkındayım. Çocuklar odasındayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yani elimden gelirse diğer videoları da çekmeye çalışacağım. Hoşça kalın.